Ve onlar Yunanistan'ın her yerindeler. Yunanistan'da nereye adım atsanız neredeyse 10 metrede bir karşınıza bir duvarda ya da bir sokakta onların sembollerini, onların işaretlerini ve onların mesajlarını göreceksiniz. Sence anarşistler Yunanistan'da ve Avrupa'da nasıl etkililer? Yunanistan'da güçlü. Burası tuvalet arkadaşlar. Demokritos Üniversitesi'nin tuvaletine bakın. Her yer mesaj dolu. Ya inanamıyorum arkadaş, burada çarşı yazıyor ya. Yunanistan'da hiçbir duvarı boş bulamazsınız. Örneğin bu evi. Anarşistler bir dönem bu evi işgal etmişler ve el koymuşlar. Bir süre burada yaşamışlar. Şimdi ise kapalı. Anarşizmle ilgili sorularım var demiştim. Burada beni misafir eden Ulit kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Şimdi hoş geldin mi diyeyim yoksa sen mi hoş geldin dersin bana? Sen hoş geldin abi ya. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi ben Yunanistan'daki anarşist faaliyetleri ve hareketleri çok merak ettim gerçekten. Çünkü Avrupa'da 30 tane ülke gezmişimdir ama en çok Yunanistan'da bu kadar mesaj, şifre, simge gördüm anarşistlerle ilgili. Sence anarşistler Yunanistan'da ve Avrupa'da nasıl etkililer? Yunanistan'da güçlü. Çok şeye ayrılıyorlar. Çok partilere ayrılıyorlar. Bazıları çok iyi şeyler yapıyorlar. Bazıları da çok kötü şeyler yapıyor. Yani araba yakmak falan filan. Yani biz onlardan değiliz. Onları sevmiyoruz yani. Ama çok güzel şeyler de yapıyorlar. Yani insanlara yemek falan dağıtıyorlar. Sıkıntı oldun mu? Şimdi bile itfaiye araçları bile yangınlarda itfaiye araçları aldılar, yangınların içinde düştüler, yanmasın diye yani yardım ediyorlar etrafa. İyisi de var, kötüsü de var yani. Anlıyorum. Bir de şey var, yani Yunanistan'da özellikle 2008'den sonra bir çocuk öldürmüştü, Alexis, polis. Ondan sonra burada ekonomik kriz, tabii ki mazereti de bitti, çok ortaya çıktı. Birçok hareket yükseldi. Mesela Troçkistler var benim bildiğim, EEK diye geçiyor. Stalinistler var, KKE diye geçiyor. İşte anarşistler dediğin gibi, onları zaten konuşuyoruz şu anda. Belli başlı grupları var. Altın Şafak Partisi var. Mesela aşırı sağcı, faşist bir parti. Şimdi bu dengelerin hepsi birden yükselmiş gördüğüm kadarıyla. Yani şu andaki durumları nedir mesela? Şimdi Altın Şafak çok düştü. Yani çok parçalandı birbirlerine, bir iki kişi öldürdüler diye sorun oldu. Çok küçük gruplara ayırdılar onlar şu anda. Solcu gruplar yine yükseldi. Çok kriz oldu, şey oldu, insanlar birbirlerine daha yakın olmaya başladı. Korona geldi, ondan da solcu şeyler çok yükseldi. Peki bu Yunanistan'daki anarşistler mesela İskeçe'de etkililer mi mesela? Tabii. Ama İskeçe bildiğim kadarıyla çok küçük bir yer. Ona rağmen bayağı büyük. Tabii var. İskeçe'de bile İskeçe'nin nüfusuna göre büyük. Peki en güçlü olduğu yerler? Atina, Selanik. Atina ve Selanik diyorsun. Mesela bu Atina'daki yeri biliyor musun? Kurtarılmış bölgeyi. Heksarkiyanların yerleri. En çok anarşisi bulduğun yer Heksarkiya'da. Yani dükkanlar bile falan, her şey orada. Yani polis falan çok basmıyor o tarafa. Eksarhiya bölgesi. Eksarhiya, evet. Bu Atina'nın tam ortasında anarşistler, evet, tarafından kurtarılmış bir otonom bölge. Hı-hı. Öyle sayılır. Otonom değil de öyle sayılır yani. Peki anarşistlerin burada başka yaptığı faaliyetler mesela, yani olumlu gördüğün yine ya da bir örnek vereceğin şeyler var mı? Mesela ben gazeteden şeyi okumuştum. Bunlar mesela uyuşturucuya da çok karşılarmış. Hatta bazı bölgeleri tutup bekçi gibi, polis gibi davranıp uyuşturucu kullanıp kullanmayan insanları kontrol ediyorlarmış. Aslında güzel bir şey yapıyorlar. Sen benden daha iyi biliyorsun abi ya. Biraz öyle, araştırmıştım. Gerçekten öyle. Bir de bu Yunanistan'da eylemlerde özellikle 2008 ile 10 yılları arasında sanırım bir Yunanistan'da çıkan bir köpek var. Lukanikos, evet, değil mi? Evet. Eylemci bir köpek. Evet. Büyük bir olasılıkla anarşistler onu yetiştirmişler. Hı-hı. Efsane bir köpekti ya. Yani polisle mücadele ediyor resmen. Adı, evet, da herhalde Sosis olarak geçiyormuş. Sosis, evet. Peki biz internette gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Altın Şafak, bu aşırı sağ parti, bir gün onu kaçırmış. Bir köprüden aşağı atmış hatta. Sonra ayakları kırılmış, iç kanama geçirmiş diyorlardı ama köpek kurtulmuş sonra.
Ben bildiğim gibi böyle bir şey olmadı yani. Köpek çok biber gazından falan filan ondan şey hayatını kaybetti. Yani bütün gün polislerle çatışmalarda böyle oldu sonu yani. Bütün gün çatışıyordu değil mi polislerle? Biz onun kameralarda da yansıyan bir sürü şeyini görmüştük. Gerçekten çok gülmüştük ama cesaret verici bir şey. Times gazetesi 2009 yılında sanırım onu anket sonucu ilk örnek alınabilecek 100 insan arasına almış. Bilmiyordum gerçekten. Lukanikos'u. Lukanikos, evet. Evet böyle bir şey vardı. Sonra tabii öldü. Öyle yani. Biber gazlarından dolayı bir gün uyurken herhalde uykusunda ölmüş. En çok üzüldüğüm şeylerden birisiydi. Peki anarşizm sence faydalı bir şey mi Yunanistan'a? Her şey lazım bence. Her şey lazım diyorsun. Faşistlik, ülkücülük lazım değil. Yani insanları ayıran şeyler kötü yani benim için. Faşizm kötü bir şey diyorsun. Tabii kötü. Peki sen bir şey söylemiştin. MHP lideri Devlet Bahçeli buraya geldi demiştin de. Evet. Bizim burada da ülkücüler var. Türk ülkücüleri. Bunlar Türk ülkücüler. Evet. Bunlara misafirliğe gelmişti. Sorun olmuştu yine. Anarşistler yine çıktı. Ona karşı yollara. Yani anarşistlerin şeyi yok. Faşistler hep bizim için aynı. Burada. Peki faşizmden ne kadar nefret ediyorsun? Çok abi. Çok. Üniversiteye böyle bir öğrenci ayağıymış gibi bir girelim. Senin önünde mesela bu KK, Yunanistan Komünist Partisi'nin bir afişi var. İçerideki Demokritos Üniversitesi'nin önündeki bir duvar. Anarşistlerin burada yazıları var. Üniversite kampüsünün duvarları hep bu şekilde. Üniversitenin duvarlarına gerçekten de hiç acımamışlar. Hiçbir yer boş değil. Her yerde anarşizmle ilgili bu üniversitede de semboller görmek mümkünmüş demek ki. Şöyle birkaç tanesini gösteriyorum. Arkadaşlar adamlar her yerdeler ya. Tabii Yunanistan son 20 senedir ciddi bir ekonomik krizin içinde ve hala da onu yaşıyor. Bence geçmedi. O yüzden de haklı olarak halkın isyanı duvarlarda, öyle söyleyeyim size. Yani anarşizm ya da komünizm ya da bunları destekleyin ya da desteklemeyin ama insanların haklı öfkesini ben duvarlarda görebiliyorum. Demokritos Üniversitesi'nden birazdan çıkış yapacağım. Üniversitenin bir içine bakalım ama yani her yer grafiti ve ilan. Bildiğiniz gibi değil, komünistlerin, anarşistlerin, maoistlerin, troçkistlerin, herkesin burada bir mesajı var. Gördüğünüz gibi. Ya inanamıyorum arkadaş, burada çarşı yazıyor ya. Üniversitenin tuvaleti burası, düşünün. Buraya mesela kocaman bir duvar gazetesi yapmışlar. Bakın burası tuvalet arkadaşlar. Demokritos Üniversitesi'nin tuvaletine bakın. Her yer mesaj dolu. Evet, Demokritos Üniversitesi'nden ayrılıyorum. Gördüğünüz gibi Yunanistan'ın çok küçük bir kasabası olan Kısanti, yani İskeçe'deki bir üniversite. Yani burada örgütlülük gerçekten de çok yoğun. Onlarla ilgili burada bir yazı var. Arkasında da Türkçe yazmışlar bu şekilde. Anarşistler bir direniş mevzisi belirlediği zaman duvarlar aynı bunun gibi yazılar yazabiliyorlar. Yunanistan'da her yerde anarşistlerin mutlaka bir izi var. Anarşistlerin her yerde gerçekten de resimleri var burada. Şurası bir devlet dairesi, düşün yani. Duvarına yazmışlar.